Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, şimdi takas analize bakmak istiyoruz. Temel analiz anlamında e, hisselerin genel itibariyle e, videolarını çektik, çekmeye devam edeceğiz. Bilançolar yavaş yavaş gelmeye başladı. Biz e, temel analizi güzel, e, bilançosu sağlam olan şirketlerin videolarını çekeceğiz. Bilançolar gelmeye devam ettikçe. Şimdi bizler için önemli olan takas analizidir. Takas analizi alda olan şirketlere bakacağız. Temel analizi derli toplu olan şirketlere bakacağız değerli dostlar. Tabii e, ben şu an için Ocak ile e, Şubat, yani Ocağın 20'si ile Şubat'ın e, biri arasında e, hisseleri taratacağım. Ve e, aracı kurumların toplamış olduğu şirketlere genel itibariyle bir bakış açısıyla bakacağız. Yorum yapacağız değerli dostlar. Şimdi ilk sırada baktığımızda Oyak Çimento'ya ciddi anlamda bir talep olduğunu görebiliyoruz. Keza İş o Aksen, Alarko Holding, Kontrolmatik, Diz o NKI, Kızılbük, Arçelik, Servigi, Tekfen, Koza, Aghol, Işık Plastik, Orcay, Kervan, Eczacıbaşı Yatırım Holding, Sanel, Petrol Kent, Asuzi gibi şirketler olduğunu görebiliyoruz. Tabii ben burayla ilgilenmeyeceğim. Benim için lot farkını yükselten şirketler olacaktır. E Bunun ekran görüntüsünü bir alın çünkü bunlar da bizim için önemlidir. E, yalnız bu iki ilgili tarih arasında e, aracı kurumların lotlarını e, eksiltmeyip çoğalttığı şirketlere bakacağız. Bunun için de lot farkına bakıyoruz değerli dostlar. Burada dediğim gibi değerli dostlar ben bankalara bakmadığım için bankalara geçiyorum. petkim me baktığımızda bu iki ilgili tarih arasında Petkim'de en çok lotlarını yükselten şirket olarak geçmiş aracı kurumlar. Burada Işık Plastik var, Diginmo var, İlas Gazetesi var, Vespe, Kardemir'de, Adese, Derim, Ebu Rıçhan Hakkı. EKO kristal varmış. Erehli, İhlas Gayrimenkul, e, İzmir Demirçelik, Türkiye Sigorta, Doğul, Basçam, İhey e Home, Sasa, İhlas, GSD Holding, e, Zoren, Arçelik, Türksel gibi şirketler olduğunu görebiliyoruz. Aşağı doğru gelelim. Belki şirketlerinizi de görmüş olursunuz değerli dostlar. Şimdi e, burada ben tam Ocak ayı içerisinde yani bu süre bir aylık süre zarfı içerisinde aracı kurumların biliyorsunuz ki bir aydır hatta bir buçuk aydır yabancıların ciddi anlamda bir çıkışı söz konusu olmuştur. Bütün ağırlık bütün ilgi ve alaka aracı kurumların üzerine düştü. Peki bu süre zarfı içerisinde yabancıların çıkış yapıp aracı kurumların bizim bu önemli olan önemli görmüş olduğumuz aracı kurumların hangi şirketlere yatırım yaptıklarını, lotlarını hangi şirketlerden yana kullandığını ve iki ilgili tarih yani bir aylık süre zarfı içerisinde hangi şirketlerde lotlarını yükselttiği ile ilgili bir veriye bakalım. Bunlar bizim için önemlidir. Burada ilk sırada Diginmo varmış değerli dostlar. İkinci sırada Pekin var. Bahfaj varmış. Singeo var. Vespe, Işık Plastik, Şişe, Erehli, Arsan, GSD Holding, Petrokent, Kent, Gayri Benkul, Bujim, Türksel, Adese, Arçelik, Koza, Parsan, Karsan, Katmir, Aselsan, Aksigorta bizlerin karşısına çıkıyor değerli dostlar. En çok bu şirketlerde yani yaklaşık 20 tane şirkette lotlarını yükseltmişler burada TL farkına baktığımızda değerli dostlar burada ilk sırada Türk Hava Yollarını görebiliyoruz Petkim'e baktığımızda Petkim'de ciddi anlamda lotlarını yükselttiğini görebiliyoruz burada ilk bir aylık sıra zarfı içerisinde Türk Hava Yollarında yaklaşık 9.3 milyon lot çıkışını görebiliyoruz burada bir maç var Kardemir'de var Aksen var Oyak çimento var şişe var Arçelik var Petrokent var burada Saol Varol var e, Bahvaş var, Kardemirler var, Koza var, İşgeye O var değerli dostlar. Burada Tekfen, Deva, Diginmo, ondan sonra Kristal, Alarko Holding, Kızılbük, Toasto, Kontrol, Orcay, Kozal, Servigi gibi gibi gidiyor değerli dostlar. bence bunun ekran görüntüsünü alın. Çünkü aracı kurumların özellikle elinde bulundukları şirketler bizim için önemli. Olacağını düşünüyoruz e, ve keza lot farkları da bizim için çok önemlidir e, Bu lot farklarına dikkat etmenizi istiyorum Tarihi biraz daha yakınlaştırmak istersek e, Şöyle bir görüntü karşımıza çıkabilir Burada baktığımızda Diginmo'yu e, görüyoruz yani hiç Belki de aranızda ismini duymayan insanlar olabilir ama Diginmo e, Güzel bir e, Atak yaptığını görebiliyoruz haka analizi anlamında burada İlaç Gazetesi, Kardemirde, Vesbe, Sanel, Ereğli, İş o, ondan sonra Kristal, Türk Telekom, Sasa varmış, İşvin, Şişe varmış, e, Türksel varmış. Bu şekilde gidiyor değerli dostlar. E, lot farklarını en çok yükselten şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Burada TL bazlı baktığımızda değerli dostlar, e, bu da bizim için önemli bir al sinyalidir. E, ilgili hissenin TL değişim miktarına baktığımızda e, burada Sasa, Aksen, Oyak Çimento, Hektaş, Şişe, Erehli, Kardemir'de, Tuaso, Enkay, Deva, Aghol, Alarko, Petrolkent, Servigi, Kıpraş, Koç Holding, Gübre Fabrikası, Tekfen, Doğaş, Vespe gibi şirketler yer aldığını görebiliyoruz. Bunun da ekran görüntüsünü çekerseniz sizler için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Temel analizi e, ifade ettik. E, bu da takas analizdir. Takas analizler bizler için önemlidir. En azından e, yarın öbürsü gün bir sıçrama geldiğinde e, önceden bir hazırlanış olduğunu görebiliriz. Şimdi şirketler, aracı kurumlar yavaş yavaş bu şirketlere ilgi alaka duyduklarını görebiliyoruz özellikle lot farklarını yükselten şirketlerde Biraz daha ağırlık basar isek sizler için daha faydalı olacağını düşünüyorum. En azından bir toplama arayışı içerisindeler. Ee, i̇nsanlar satsın da ben hisselerini alayım toplayayım. Yarın öbürsü gün ciddi anlamda bir prim yapayım tarzında yorumlanabilir mi? Yorumlanabilir değerli dostlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Az tut tavsiyesi hiç değildir. Bu süre zarfı içerisinde endeks sıkıntıları yaşıyoruz. Yaşamaya devam edecek miyiz? E bu biraz belirsizdir. O yüzden kendi kararlarınızı kendiniz verin. Herhangi bir insandan etkilenerek yatırım yapmayın. Yatırım yaparsanız ciddi anlamda zararlar elde edebilirsiniz değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.